Haber peşindeden herkese iyi akşamlar. Yine gündemdeki konular, onların perde arkası, konuşulmayanlarla karşınızda olacağız. Yine önemli konularımız var. Yine oldukça önemli konuklarımız var ve Türkiye'nin gündemi bitmek bilmediği için değişik şeyler üzerinden, hatta çevre ülkelere uzandığı için böyle karmaşık konular olabiliyor. Halil Falyalı meselesi gibi en başta bunu konuşacağız. Neden karmaşık diyorum? Çünkü çetrefilleniyor mesele, bir infaz olarak bakmamak lazım. Aynı zamanda sadece bir mafya hesaplaşması olarak bakmamak lazım. Bu konuyu konuşacağız öncelikle. Ardından ikinci bölümde bugün 6 lider bir araya geldi. Şu saatlerde de ortak bir programdalar. Bu konuya ilişkin nasıl bir manzara çıkacağı üzerinde duracağız. Ve bununla beraber geçen hafta önemli bir bazı şeyler gündemin perde arkasında kalıyor. Önemli şeyler oluyor ama gündem yoğunluğundan değerlendiremiyoruz. Konya'da bir cinayet vardı. Irkçı cinayet olarak tanımlanıyor. Bu davayı ele alacağız. Kimlerle konuşacağız peki? Öncelikle bu akşam stüdyoda bir konuğum var. Ayşe Yıldırım, Artı TV programcısı. Hoş geldin Ayşe. Hoş bulduk Erkin. Ali Tarakçı bizle olacak. Gazeteci Ali Tarakçı ve Mustafa Gürbüz bizde olacak. Enine boyuna Halil Falyalı meselesini konuşmaya başlayacağız. Ne olmuştu? Geçtiğimiz salı günü akşamüstü saatlerinde ada bir kere daha çalkalanmıştı. Kumar piyasasının baronu, kralı ya da iş insanı olarak bilinen Halil Falyalı evinden çıktığı sırada infaz edildi. Ortalık birbirine girdi. Bu gelişmelere hala bakıyoruz. Tabii önemli olan tüm olayların perde arkası. Şimdi önce konuklarımızı alalım dilersen sevgili Ayşe. Ardından da hep beraber konuşalım sanki. Ali abi iyi akşamlar. Mustafa Gürbüz iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sevgi saygılar sunuyorum, sağ olun. Şimdi çok yönlü konuşacağız. Aslında Kıbrıs'ın bir ada olduğu meselesini, başka durumları olduğunda, başka tarafları olduğunda suça dayalı size soracağım Mustafa Gürbüz. Bir de şu deniz yoluyla gelmeleri mümkün mü, gitmeleri mümkün mü, bu meseleyi sizle konuşmak istiyorum. Ama bir tanım yapmak gerekiyor aslında. Yani belki sondan başlayarak, cenazeden başlayarak bir yere getirmemiz gerekiyor meseleyi. Ve bu tanımdan sonra da aslında Kıbrıs'ta kumar piyasasını tanımlamamız gerekiyor. Dilersen cenazeden başlayıp Kıbrıs'ta ne oluyor kumar dünyasında özellikle, bunu bize bir aktarmanı isterim. Şimdi aslında cenaze töreni tüm konuşacaklarımızın resmiydi. Yani belki hakikaten dediğim gibi oradan başlamak lazım. Halil Falyalı'nın cenazesinin üzerine örtülen bayraklar mesela çok tartışıldı. İşte bir yandan Türkiye bayrağı, bir yandan KKTC bayrağı örtüldü. Neden örtüldü diye tartışıldı. Çünkü şundan örtüldü. Yani bu aslında tarihi bir fotoğraftır. Hani beni şaşırtmadı ama sonuçta mafya siyaset işbirliğinin fotoğrafıdır bu. Yani hani konuşacağımız her şeyin bir özetidir bu. Mafya dediğimiz zaman tabii altına ne giriyor? Yani sadece mafya. Ne mafyası bu işte? İçinde silah var, uyuşturucu var, kara para var, işkence var. İnsan yani kaçakçılığı insan var. İnsan taciz var. Ne ararsan var. Ve tabii bu yani şimdi Halil Falyalı öldürüldü. O kısmı ayrı bir şey ama sonuçta bir mafya lideri, bu saydığımız her şeyi yapan bir insanın cenazesinde tüm siyasiler orada, Başbakan orada, İçişleri Bakanı orada, Ulusal Birlik Partisi milletvekilleri orada, belediye başkanları orada. Daha neyi konuşalım? Yani hani hep Susurluk'tan beri diyoruz ya, devlet, mafya, siyaset işbirliği. İşte o işbirliği o zamandan bu zamana farklı yerlerde, farklı isimlerle süre gelmiş ve süre gelecek, devam edecek. Bu fotoğrafta onun fotoğrafıdır. Bu cenazeyi öyle okumamız gerekiyor. Yani Halil Falyalı'yı kim öldürdü, kimin çıkarı vardır, işte yerine kim geçecek, bunları elbette konuşacağız ama asıl konuşmamız gereken şu fotoğraftır. Yani o başbakanın orada olması, o İçişleri Bakanı'nın orada olması, o milletvekillerin orada olması. Neden oradasınız? İş insanı öldürüldü, iş insanı toprağa verildi diye haberler yapıldı Kıbrıs basının büyük bir kesiminde. Bu kısmı da ayrıca konuşmamız gerekiyor. Çünkü
iş insanlığı nedir? Hayırsever iş insanı diye lanse ediliyor tabii bir kesim tarafından. Ya hep böyle bir hayırsever iş insanı tanımı var. Ve biz bu hayırsever iş insanı diye tanımlanan kişilerin arkasında bir bayrak. Reza Zarrab'dan hatırla hayırsever iş insanını. Reza Zarrab'dan hatırlayalım. Ödüller verildi hayırsever iş insanı diye lanse edildi. Sonra arkasından ne çıktı? Siyasilerle nasıl bağları oldu? Şu anda ise bambaşka yerlere savrulduğu siyasilerle hepimizin bildiği bir şey. İşte dolayısıyla Kıbrıs'ta gördüğümüz manzara da bu. Sadece nedir Kıbrıs'ta gördüğümüz manzara? Yani. Özellikle kumar üzerinden bir tanımlar mısın? Şimdi belki şöyle bakmak lazım. Halil Falyalı öldürüldü. Oradaki şey bitti mi? Bitmedi. Yani Halil Falyalı oradaki isimlerden biriydi. Hani demin dedim ya Halil Falyalı'nın boşluğunu kim dolduracak? Şimdi belki şuradan başlamak lazım. Belki sen de hani aslında biz Halil Falyalı işte Sedat Peker'in videolarında duymuştuk. Siyasilerle, iş insanlarıyla bağlılığını hatta eski başbakanlardan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım, Mehmet Ağar, Süleyman Soylu'yu duyduk. Evet, oradan duymuştuk ama Halil Falyalı'nın ismini Eray Kenanoğlu'dan da duymuştuk. Belki Eray Kenanoğlu'na bakmak lazım. Eray Kenanoğlu kim? Kıbrıs'ta bu yapıyı kuran isimlerden birisi kendisi aslında. Hı hı. Adı nerede geçiyordu? Sedat Peker davasının iddianamesinde geçiyordu. Türkiye'de İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde evet. Açılan iddianamede 96 geçiyordu. 96 sanıklı. Evet. Ve kendisinin bir zamanlar Sedat Peker'in Kıbrıs'taki kolu olduğu söyleniyordu. Anlaşmazlık nedeniyle 2019'da Sedat Peker'in kendisini vurdurduğunu iddia etmişti Eray Kenanoğlu. Ve yasa dışı bahis işi yaptığında itiraf etmişti aslında. Hem de 2005'ten beri yaptığını söylemişti. 2021 yılında verdiği ifadede Kıbrıs'ta bu işi yaptığını söylemişti. Hatta bu işin Kıbrıs dışına çıktığını, işte Ukrayna, Rusya, Balkan ülkeleri dünya çapına yayıldığını falan da anlatmıştı. Ve şöyle bir şey söylemişti. Kıbrıs'ta bu yasa dışı bahis, kara para işin içinde 3 ismin öne çıktığını söylemişti. Kimdi onlardan biri? Halil Falyalı. Kendisi işte öldürüldü. İnfaz edildi. İnfaz edildi. Veysel Şahin. Veysel Şahin şu anda Türkiye'de tutuklu. Onu da belki konuşmamız lazım. Evet. Yaşam Ayavefe'ye. Yaşam Ayavefe'ye de geçen gün sen de Halil Falyalı'nın öldürülmesinden sonra gündeme getirmiştin. Öne çıkan, dikkat çeken isimlerden biri diye. Şimdi bu isimler bir yana, bir isim daha var. Belki onu sonra zamanı gelince soracağım. Konuşmamız lazım. Bir genel tanımlarla devam edelim istersen Ali Tarakçı'dan. Nasıl görüyorsun Ali abi? Bu cinayeti konuştuk biz seninle hafta içinde de. Ama sadece bir mafya hesaplaşması olarak mı tanımlamak gerekiyor? Özellikle 2 Mayıs'ta Sedat Peker'in anlattığımlarına başlamasından sonra bu işin sadece mafya hesaplaşması olmadığı da görüldü. Aynı zamanda bu tip kişilere emanetçi denildi. Buradan bir tanım kurduğumuzda işin içine bürokrasi, siyaset dünyası giriyor. Nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl bir cinayet? Nasıl bakmamız lazım? Şimdi 2 Mayıs tarihinden itibaren yaptığım tüm konuşmalarda özellikle Netflix'teki 3 diziye gönderme yapmıştım. Yani hatırlayanlar bilecekler. Bir tanesi Escobar, ikincisi El Chapo ve Narcos. Şimdi bu 3 dizinin çok önemli bir özelliği var. Türkiye'nin aslında bir anlamda aynası. Nedir o? Siyaset, mafya ve devlet ilişkisi ve doğal olarak uyuşturucu ilişkisi. Ve en önemlisi de aslında siyasetin finansmanı meselesi. Buradan bakınca yani düşünün Escobar öldürülüyor ama uyuşturucu devam ediyor. El Chapo öldürülüyor ama uyuşturucu devam ediyor. Yani devlet istediği anda bir başkasını yani baron düzeyindeki birini tasfiye ederken yerine bir başkasını yerleştiriyor. Bunun Türkiye'de örneği var. Sürekli altını çizdiğim bir şey var. Türkiye'de mafya devlet ilişkisine bakmak gerekiyor ve iktidarlara bakmak gerekiyor. Türkiye'de iktidarların her değiştiği dönemde mafyada başındaki kişi de değişiyor. Baronu da değişiyor. Ve AK Parti ile beraber de bu değişkenliği görüyoruz. Tabii ki Ergenekon süreciyle değiştiğini görüyoruz. Yeniden AK Parti ile beraber farklılaştığını görüyoruz. Halil Falyalı meselesine de böyle bakıyorum. Halil Falyalı aslında ne zaman ipini çekildi derseniz en önemli ipinin çekilme gerekçesi Sedat Peker'in
kendisini ifşa etmesiyle beraber ipinin çekildiğini düşünenlerdir. Neden öyle düşündüğümü ifade edeyim. Çünkü biz hepimiz de o dönemde Sedat Peker'in, Halil Falyalı'nın video ya da arşivinin Sedat Peker tarafından patlatıldığını düşünmüş ve öyle ifade etmiştik. Ama bugün görüyorum ki geçmişin üzerinden doğru bakınca aslında Sedat Peker'in Halil Falyalı'nın zulasını patlattığı değil, aslında orada organik bir ilişki görülüyor. Nedir o organik ilişki? Tam da Halil Falyalı'nın tutuklanma süreci içerisinde Sedat Peker videoları gündeme getirdi. Ve o videolar hem Türkiye'de hem de Kıbrıs siyasetinde nasıl depremler yarattığını biliyoruz. Kıbrıs'ta Ulusal Demokrat iktidar partisinin genel başkanının nasıl istifa etmek zorunda kaldığını, yeni bir başbakanın nasıl seçildiğini biliyoruz. Şimdi tam bu noktada bakınca Halil Falyalı cinayetinin de burada Ankara'dan bağımsız olduğunu düşünenlerden değilim. Çünkü Ankara olmadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ankara'daki iktidarın, devletin, güvenliğin, istihbaratın bilgisi olmadan bu işin yönetilebileceğini düşünenlerden değilim. O zaman Halil Falyalı bu kadar deşifre olmuşsa Halil Falyalı'ya ihtiyaç yoktu. Bir ikincisi de Halil Falyalı eğer Sedat Peker'e elindeki arşivi gönderdiyse cezalandırılması gerekiyordu. Ve ben bu anlamda Halil Falyalı'nın ipinin çekildiğini düşünenlerdenim ve yerine de yeni bir ismin konulduğunu düşünenlerdenim. Ama en önemlisi de bu tür özellikle Meksika üzerinden ve Kolombiya üzerinden bakınca bu tür baronları temizlediğinizde aslında seri cinayetler de başlıyor. Tabii Halil Falyalı cinayetine bakınca seri bir ismin peş peşe öldürüldüğünü görüyoruz. Sıradan isimlerin ne kadar öldürüldüğünü bilmiyoruz kamuoyuna yansıyanlar açısından. Ve ben bu seri cinayetlerin bir dönem daha devam edeceğini düşünüyorum. Öncelikle Ali abi bir hatırlatabilir misin birkaç cinayet ya da cinayet şüphesini? Tabii ki hemen pardon bir saniye hemen şeyi açmam gerekiyor özür dilerim. Elimdeki bilgiyi açarsam da. Bir kere senin de çok gündeme getirdiğin Taner Ay meselesi. Yani sen ve kimi gazeteciler Taner Ay ölümünü, Bulgaristan'daki ölümünü normal bir kaza olarak okumamıştı. Bunun normal kaza okumadığında aile bu normal kaza okumayanlarla ilgili olarak da çok ağır suçlamalarda bulunmuştu. Aradan zaman geçti. Aile çok açık net bir şekilde hem Taner Ay'ı biliyorsun şehit ilan etti hem de bir suikaste kurban gittiğini söyledi. Aynı Halil Falyalı gibi Türk bayrağına sarılarak cenazesi defnedildi. Restoran cinayetleri var biliyorsun. Burada en önemlisi Alaaddin Çakıcı'nın yeğeni olduğu iddia edilen, kendisinin iddia ettiği diyeyim öyle söyleyeyim. Yani abi yeğen ilişkisi üzerinden kurulan restorancıya Ahmet Kurtuluş, Murat Kartal, İlhan Üngan, Nadir Salihov, Bulut Akacar cinayetlerine bakmak gerek. İşte fotoğrafta gördüğümüz Yaşam Ayeveve de var biliyorsunuz bir isim var. Aynı zamanda Naci Şerif'i zindaştı var. Yani kısacası bakınca şu fotoğraftaki kişinin de aslında Kıbrıs'ta yeni baron olduğunu düşünenlerdenim. Önce onu söyleyeyim. Altını da çizeyim. Ve çünkü yasa dışı bahis meselesinde Halil Falyalı'nın hepimiz biliyoruz ki artık hem %10 komisyon alıyor biliyorsun Erk. Aynı zamanda da ortak oluyor. Ve para alıyor. 500 bin dolarlardan söz ediliyor. Yani yasa dışı bahis konusundaki lisans alımındaki uluslararası otorite Halil Falyalı. Eğer böyle bir isim ortadan kaldırıldığında bu piyasa çökmüyor ki. Kumar piyasası çökmüyor, uyuşturucu piyasası çökmüyor. Aynı zamanda yasa dışı bahis piyasası da çökmüyor. Sonuçta onlar devam ediliyor. Ama bu tür organizasyonların tamamı biliyoruz ki artık bugün dünyadaki örnekleri üzerinden baktığımızda devletler bu işin arkasında yoksa, siyasetçiler bu işin arkasında yoksa o gördüğümüz baronların da ömrünün devam etmesi ve işlerini yapabilmeleri mümkün değil. Ve yine Kıbrıs'ta özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir bakandan söz ediliyor. Aslında Halil Falyalı'nın asıl patronu olduğu iddia edilen bakan. O ömrüne ve yoluna devam ediyor. Şimdi bu açıdan bakıldığında ben bu cinayetlerin seri olarak devam edeceğini düşünüyorum her. Peki hemen Mustafa Gürbüz'e biraz da olay anına dönerek şunu sormak istiyorum.
Şimdi istihbaratın bilgisi olmadan bu cinayetler işlenmesi çok zor deniyor. Ali abi de bunu ifade etti. Bürokrasi ve siyasi çarkın bu işin içinde olması gerekiyor. Para bu kadar büyükse. Ama bazen çelişkili şeyler de üzerinde de konuşuyoruz. Yani deniyor ki işte katiller bir sürat teknesiyle kaçamazlar çünkü sahil güvenlik vardı. Sahil güvenlik meselesi de hani bürokrasi ve siyaseti ilgilendiren bir şey. Yani bir hani kesin sahil güvenlik yol verdi gibi bir şey kurmuyorum burada ama ya bunların da beraber tartışılması gerekir diye düşünüyorum. Bir bunu soracağım. Siz nasıl görüyorsunuz bu kaçma işini deniz yoluyla? Bir bunu soracağım size. İkincisi de aslında adanın deniz trafiği konusunda önemi nedir? Nerelere bağlanıyor bu trafik? Sadece işte belli başka ülkeler üzerinden kumara mı bağlanıyor? Yoksa deniz yoluyla Sedat Peker'in anlattığı gibi Laski üzerinden uyuşturucu odaklarından bağlanıyor? Zaten Halil Falyalı'yı sadece sanal bahis sektörünün patronu gibi görmek eksik olur Erk Bey. Çünkü aynı zamanda uyuşturucudan kara para aklamaya kadar geniş bir suç ağının içinde yer alıyor. Son 20 yılda zaten servetini bu şekilde yaptığı biliniyor. Dolayısıyla o saydığınız bütün o şeyleri de onların içinde dahil etmek gerekiyor. Sadece sanal bahisten elde edilen yıllık gelir, yani toplam bütçe Mastak raporlarına göre 150 milyar dolar, 150 milyar TL yıllık. Buna diğer işte uyuşturucu ve kara para aklamayı da dahil ederseniz ortaya çıkan rakamın devasalığını, boyutunu izleyicilerimiz çok daha iyi anlayacaktır. Bunun için de dolayısıyla bürokrasinin, bir takım siyasi erk sahiplerinin yer almadığını ya da onlar tarafından kullanmadığını, yani Ali abi de çok güzel ifade etti, bürokrasi, siyaset, mafya üçgeninin tamamı ve özellikle de son yıllarda iç içelik çok daha fazla arttı. Birbirlerinden habersiz, birbirlerinden bağımsız olarak iş yapabilme imkanları neredeyse sıfır. Bu çerçevede işte adı sık sık geçen Sarallar grubunun da bu işlerin özellikle de sanal işindeki tek patron olduklarını, tamamen sektöre hakim olduğunu da göz önünde bulundurursak yani aslında bütün şey, tablo, puzzle yerine oturuyor. Şeye gelince Erk Bey, biz daha önce de bunları gerek Antalya'ya mesela o Ali abinin ismini geçirdiği, zikrettiği Nadir Saripov'un Güney Kıbrıs üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. Yani çünkü bu çok tartışılıyordu. Nasıl deport edilmiş bir kişinin Türkiye'ye giriş yapabildiği konusu. Evet. İşte bu konu tartışılırken özellikle Güney Kıbrıs üzerinden Antalya'ya yasa dışı bir şekilde ya da Türkiye'ye, yani en azından Akdeniz üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı biliniyor. Buna bağlı olarak aynı şekilde Bodrum Yalı Kavak Marina'nın da bu tip şeylerde, transferlerde bir şey olarak, geçiş noktası olarak hem içeriden dışarıya hem de dışarıdan içeriye bir transfer noktası olarak kullanıldığını da biliyoruz. Oradan insan kaçakçılığı yapıldığını da biliyoruz. Bunları da işledik zaman zaman. Dolayısıyla yani o deniz trafiği yoluyla kaçamazlar argümanını çürümüş oluyor. Biraz havada kalmış oluyor. Peki. Ben oraya bir ekleme yapabilir miyim? Tabii, lütfen. Şimdi hani bilmiyoruz hakikaten dediğiniz gibi ama yani niye kaçamasınlar ki? Amerika'nın raporuna girmedi mi? Yani uyuşturucuyla mücadele dairesinin Halil Falyer ile ilişkin 2015'te açılan soruşturma dosyasına girdi. Mersin Limanı'ndan uyuşturucuları botlarla Kıbrıs'a getirdiği, oradan uçaklarla İngiltere'ye gönderdiği, hatta kara para transferi yaptığı, diğerinin ajanlarıyla belgelendi. Yani o zaman da sahil güvenlik vardı. Demek ki bir şekilde o sahil güvenlik atlatılıyor ya da başka bir şey yapılıyor. Ya da yol veriyor. Yani uyuşturucu ticareti çok rahat yapılırken nasıl kaçamazlar orada sahil güvenlik var diye. Ayrıca hani adadaki güvenliği de saymayalım. Her tarafta mobese kameraları falan varken ve Halil Falyalı gibi adam bu kadar sıkı korunurken nasıl öldürülebiliyor? Hem de uzun namlulu silahlarla. Hani demek ki
yapılabiliyormuş, zaten yapılmış. İşin bu yanı da var, bunu eklemek istedim Mustafa Bey. Şöyle hatırlatıp yine zaten sana dönmek istiyordum. Ve bugün bir operasyon daha yapıldı, gözaltı operasyonu akşamüstü saatlerinde. 7 kişi oldu gözaltına alınan kişi sayısı. Bu veriyi de verdikten sonra aslında bu saydığımız isimlere yavaş yavaş girmek istiyorum. Çünkü bu isimler üzerinden bir biçimde biz Kıbrıs'ta bu kumar meselesinin döndüğünü anlıyoruz. Ve ilginç olan şu, Halil Falyalı bir kere daha hatırlatmak gerekiyor belki, infaz edildi. Veysel Şahin cezaevinde. Bu arada bir Bulut ailesi de var. Onun hacmi küçük olmasına rağmen yine böyle bir geçtiğimiz haftalarda sorunlar çıkmıştı Kıbrıs bürokrasisi ve Türkiye'nin karıştığı durumlarla ilgili. Onlar o şekilde tasfiye edilmiş gibiydi. Bir de çok genç, ilginç bir figür. Aslında bu, biz bu figürü görüyoruz. Yine Sedat Peker'in anlattığı yerlerde görüyoruz ve Almanya'da görüyoruz. Kim o? Az önce ismini zikrettiğimiz, işte o ailesini de şehit dediği, sonradan kabul etti. Taneray meselesinde evet. Görüyoruz. Yani bir de Cihan Ekşioğlu'nu da görüyoruz. Ya yani herkesle, bütün bürokratlarla beraber olan, işte yargıdan ne bileyim MIT'in içine kadar sızmış olan ve çok büyük paraları çok kısa zamanda çok kazanmış. Çok genç yaşlarda. Çok genç yaşlardaki, evet, çok becerikli kişilerde görüyoruz. Ben Yaşam Ayav evet. Efe'nin de isminin bu şekilde ön planda olduğunu düşünüyorum aslında. Yani evet, emanetçiler üzerinden gelişiyor ama bürokrasinin, siyasetin eğer yeni bir düzen kurulacaksa kafasındaki isimlerden birinin de bu genç arkadaşımız olduğunu düşünüyorum. Yanılıyor muyum sence? Şimdi yanıldığını düşünmüyorum tabii ki. Yani demin söyledim ya, Eray Kenan'ın saydığı 3 isimdi. İşte Halil Falyalı dediğin gibi infaz edildi. Veysel Şahin şu anda Türkiye'de cezaevinde. Hı-hı. Belki onu da hatırlatmak lazım. Veysel Şahin Halil Falyalı'yla da beraber iş yapıyor. Hem Halil Falyalı'nın hem Veysel Şahin'in aslında Türkiye'de dosyası var ve aranıyorlar. Kara para Hı-hı. aklama, işte yasa dışı kumar nedeniyle aranan isimler. Buna rağmen yani Halil Falyalı'ya da bir şey yapılmış. Veysel Şahin 2017'de yanılmıyorsam babası rahatsızlanıyor. Türkiye'ye gelmek istiyor. Babasını tedavi ettirmek için. Güvence veriliyor kendisine. Türkiye'ye gelebileceğine ve tutuklanmayacağına dair güvence veriliyor. Özel uçakla Sivas'a geliyor. Ama tutuklanıyor. Çok enteresan. Dolayısıyla burada daha detayları var ama belki oraya girmeden şöyle demek lazım. Veysel Şahin aslında kendisinin birileri tarafından diskalifiye edildiğine inanıyor ki bu iddialarda çokça konuşuldu. Kim diskalifiye edebilir? Ya sen ben etmeyeceğiz. Yani oradaki yapı içerisindeki birileri diskalifiye etmiş olma ihtimali çok yüksek ki işte hani kendisine 100'den fazla avukat gidiyor, işte 300 kere ziyaret ediyor, bırakmak için rüşvet teklifleri falan yapılıyor. Böyle bir tip ama şu anda cezaevinde ve mal varlığında el konmuş durumda. Şimdi buradan dönelim Yaşam Ayav Efe'ye. Çok enteresandır yani sen de söyledikten sonra ben çok baktım kimdir bu adam diye. Bir kere 1984 doğumlu. Yani ne kadar genç değil mi? Evet. Çok genç bir isimden bahsediyoruz. Ama milyonlarca doları elinde tuttu söyleniyor. Yani servetinin ucu bucağı yok. Şimdi bu Adanalı bir genç adam. Babası Adana'da İncirlik Üssü'nde çalışıyormuş. Kendi sitesinden okuduğumu söylüyorum yani. Mersin'de ve Kıbrıs'ta ömrünün uzun bir bölümünü geçirmiş. 38'lik şeyini ve buralarda yatırımlar yapmış. Ama o kadar başarılı bir iş adamıymış ki 2015'te Kıbrıs'ta Turizm Bakanı tarafından yılın iş adamı ödülüne layık görülmüş. Ne iş yaptığını bilmiyoruz evet. hala. İş tanımı yok. Ama bir hayırsever iş adamı konsepti var yine. Sezgin Baran Korkmaz gibi, Ali Falyalı gibi. Oraya geleceğim. Bak işte görüyoruz. Yani bu Kıbrıs'taki gazetelerden birisi. Daha da enteresan bir şey var. Şimdi Yaşam Ayav Efe Kıbrıs'tan vatandaşlık alıyor. Fakat bu kara para ve kumar nedeniyle 2016 yılında vatandaşlığı iptal ediliyor Kıbrıs'tan. Kıbrıs'a giremiyor aslında. Evet, bir kırmızı bülten çıkarıldı, sonra kaldırıldı. Onu da anımsatalım. Türkiye tarafından kırmızı bülten çıkarılmıştı, kaldırıldı ama Türkiye tarafından aranan bir şahıs hala. Fakat Kıbrıs vatandaşlıktan atmasına rağmen hala Kıbrıs'ta yatırımlarını sürdürüyor. Oteller alıyor. Orada bir
emlak ofisi gibi bir paravan bir şeyi var falan. Ya yani Kıbrıs'a yatırım yapıyor kendince ama böyle yatırımlar yapıyor. Ve Kıbrıs'ın hayırsever iş adamı olarak yardımlarda bulunuyor. Mesela 2020'de pandemi başladığı zaman Kıbrıs'a kitler gönderiyor. Ne kitmiş o kitle... bu arkadaş ya. Neyse herkes bir yerlere kit gönderiyor. Yaşam IMF'e de Kıbrıs'a gönderiyor. Hatta bunun için Başbakan'dan, Sağlık Bakanı'ndan falan teşekkür mektupları alıyor. Ama kara para nedeniyle de vatandaşlıktan atılmış. Hem yatırımlarına izin veriliyor hem teşekkür mektupları alıyor. Ve oradaki yerel basının birçok şeyi tarafından da hayırsever iş adamı diye lanse ediliyor. Neden biliyor musun? Çünkü oradaki yerel basının birçoğu, büyük bir kısmı diyeyim, hem Halil Falyalı hem de Yaşar Ayvafa gibi isimlerin aslında gizli sahibi olduğu ya da finanse ettiği şeyler maalesef basın yayın kuruluşları. Buradan belki konuyu dağıtacağım ama şu örneği vermek istiyorum. Ben Kıbrıs'taki birçok gazetenin köşe yazarlarını okumak istedim. Hani içeriden oldukları için daha iyi şeyler söylerler. Mesela bir tanesi bana çok enteresan geldi. Halil Falyalı'ya ilişkin bir şey yazarken işte diyor ki kimilerine göre diyor bir mafya lideriydi, kimilerine göre hayırsever iş insanıydı. Ben diyor daha önce çalıştığım yerde dönemin başbakanını eleştirmiştim diyor. Halil Falyalı bana telefon açtı. Telefonda diyor bana kızdı, bağırdı, tehdit etti, suratıma kapadı diyor. Sonra diyor bir bakan hakkında yazı yazdım. Büroya diyor iki tane adamını gönderdi ve ben diyor o sırada büroda yoktum diyor, kurtuldum diyor. Ama sonra diyor tanıştım kendisiyle, hatta diyor işte çalıştım başka bir yere satın almıştı. Bir dönem diyor ortak da çalıştık. Hiç de öyle değilmiş. İşte çok hayırsever, iyi bir insanmış. Pardon yani seni tehdit etmiş, adam mesaj göndermiş. Belki bulsa de seni öldürecekti, öldürtecekti belki de ama bir anda sonra hayırsever iş adamı haline dönüyor. Şimdi Yaşam Ayvafı'da o hayırsever iş adamlarından ama yani vatandaşlıktan atılmış yaptığı işler nedeniyle. Sonra Yunanistan'a gitmiş. Yunanistan'da Türkiye o sırada arattırdığı için gözaltına alınmış falan. Ama Türkiye istediği halde verilmemiş. Çünkü para, güç orada da işlemiş. Orada da serbest kalmış. Londra'da yaşıyor kendisi. Londra'da ilginç inanılmaz servetleri var. İlginç bir hatırlatma var. Yapayım. İronik bir hatırlatma tamam. Belki bu noktada. Londra'da evet büyük bir serveti var. Ve zincir restoranları var. Bu restoranların ismi de biliyor musunuz? Black Penny. Yani demek ki bir biçimde de çok yaratıcı, kreatif durumları var çok bu iyi. Arkadaşlarımızın. Çok iyi yani. Sözünü kestim. Ya sen şimdi devam edebilirsin. İnanılmaz bir serveti var. Bu serveti nasıl elde ettiğini bilmiyoruz. Kumar sitelerinin olduğunu biliyoruz ama başka ne iş yapıyor onu bilmiyoruz. Aileden zengin olmadığını biliyoruz. İşte babası incelikte çalışan birisiymiş. Yani hani ne kadar bir serveti olabilir. Nereden kazandın arkadaş bu parayı? Nasıl bu kadar rahat hareket edebiliyorsun? Ama ve hala kumarın getirisi zaten hani söyledik ya. Burada 50 milyar dolarla 150 milyar arasında ve günlük 70 bin dolar arasında. Dehşet bir para. İnanılmaz bir paradan dehşet söz bir ediliyor para, yani. Dehşet bir işte Kıbrıs'ta zaten lüks yaşamı işte demin de gördük hani o uçakların önünde yatlarda falan verdiği pozlarla falan orada da çok sansasyon yaratmış zaten. Gazino, kasino daha doğrusu alım satım işlerinde falan usulsüzlüklere çok karışmış bir isim. Ama baktığınız zaman Kıbrıs'ta şu anda hayırsever bir iş insanı. Şimdi bu hayırsever iş, tırnak içerisinde söylüyorum tabii, boşluklardan birini bu mu dolacak? Bir yandan Kıbrıs'a gidemiyor ama zaten öyle bir ağ kurulmuş ki Kıbrıs sadece Kıbrıs'a gitmene gerek yok. Londra üzerinden de yapabiliyorsun bunu. Zaten Londra, Ukrayna yani o kadar dağılmış ki dünyanın her yerinden yürütebiliyorsun. Londra'dan da Yunanistan'da deniyor ama... ben Londra'da diye biliyorum. Emin değilim, bilmiyorum senin bilgin sen bir var isme mı? Sen bir isme daha ulaştın. Şimdi ben bunlara bakarken başka bir isim daha karşıma çıktı. Şimdi şöyle de bir şey var. Çok da herkesin vaktini almak istemiyorum ama. Şimdi bazı Türkiye'deki bazı internet siteleri bir dönem Halil Falyalı'yı, Yaşam IMF'ye falan çok sık yazmışlar. Çok sık yazmışlar. Bu siteler kimlerindir? Niye hedef gösterdiler? Hani burada Halil Falyalı ölmeden önce Cüneyt Özdemir'e de şey demişti. Evet, orada da enteresan bir nokta lazım. Vardı. Türkiye'den evet. Bazı gazeteciler işte beni tehdit eden yazılar yazdılar, para istediler falan. Şimdi aklıma onlar geliyor ama bilmiyorum. Tabii kimsenin günahını almak istemem ama yani sonuçta yazmışlar bu isimleri.
yani kim olduklarına dair Kıbrıs'taki bu şeyi yönetenler. Orada bir isim daha benim dikkatimi çekti. Said Emir diye İranlı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından söz ediliyor. Türkiye'de yaşadığı söyleniyor ama bilmiyorum. Bunun da bu kara para aklama işinde ortak olduğu iddiası var. Şimdi bunu da yönetmenimizden rica edeyim. Azat Said Emir'in de görüntüleri vardı. Onu da verebilirsek. Bu vakti zamanında Reza Zarrab gibi lanse edilen. Evet, işte Türkiye'nin yeni Reza Zarrab'ı mı diye de çok yazılmış, çizilmiş. Şimdi kendisi böyle organizatör, işte hani defile organize ediyor. Başka türlü organizasyonlarda yer alıyor. İşte mankenlerle falan böyle pozlar veriyor. Sosyetenin diş hekimi diye lanse ediliyor. Hani on parmağında on marifet deniyor. İşte dansçı aynı zamanda, dalgıç, pilot falan filan. Ve iş insanı, çeşitli dallarda yatırımları var. O dalların ne olduğunu bulamadım. Ama kendisini de öyle lanse ediyor yani. Bunu hatta işte dediğim gibi yeni Reza Zarrab siz misiniz? İşte kara parayı Türkiye'de mi aklıyorsunuz diye sorular sorulmuş. Bir söyleşisine denk geldim. Farsça'da tabii altyazısını okudum. Diyor ki öyle bir şey sorunca ben diyor param pulum ortada, evim arabam ortada diyor. Benim diyor diş hekimi de olduğu için İstanbul'da diyor Cumhuriyet Başsavcısı, Emniyet Müdürü falan muayenehaneme gelip giderler. Aslında çevrem ne kadar geniş mesajı veriyor. Ve kara parayı akladığı, bu tür organizasyonlarla akladığı iddiası var. Bunun ismini ben o sitelerden buldum. Ben bir şeye dayanarak söylemiyorum. Öyle bir iddia var. Ve bu da çeşitli dergiler bilmem nelerden yılın iş insanı ödülü almış bir isim. Klasik. Klasik. Hepsi yılın iş insanı ve hayırsever iş insanları. Böyle bir manzara çıkıyor karşımızda orada. Peki şimdi Ali abiye dönmek istiyorum. Ali Tarakçı'ya dönmek istiyorum. Şunu biz artık görebiliyoruz ve anlayabiliyoruz gibi sanki. Bir susurluk klişesi var. Yani ikinci susurluk deniyor ki ben sana da böyle değerlendirmiştim. Ben buna çok katılmıyorum çünkü kesintisiz devam ediyor gibi görüyorum. Sadece birkaç dönem bir durulmuş gibi. Bir de elbette 90'lar dönemiyle kıyaslanıyor. Buradan da ikinci bir 90'lar dönemine atıfta bulunuyor. Bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Belki onun üzerine koyarak devam etmek istersin Ali abi. Aslında bütün mesele şurada görmüştük biz. Geçmiş dönemde yani yıllar önce işte Güneydoğu Anadolu bölgesinde o Mahmut Yıldırım Kod adlı Yeşil'in bir telefon konuşmasına şahit olmuştuk. Orada aslında uyuşturucu kaçakçılığı yapan kişilerle bir iletişim vardı ve alt metin şuydu, söylediği şuydu. Bu parayı paylaşacağız. Tek başına yedirmezler adama. Yani burada biz aslında devlet pratiğini yine aynı şekilde görüyor muyuz sence Ali Tarakçı? Şimdi biraz önce konuşurken oraya bir gönderme yapmak isterim. Halil Palyalı'nın Cüneyt Özdemir'le yaptığı programda Türkiye'deki gazetecilerin kendisinden para istediğini, tehdit ettiğini, şantaj ettiğine yönelik bir iddia vardı. Ama biz bu iddiayı yakın tarihten yine biliyoruz. Sezgin Baran Korkmaz'dan biliyoruz. Tabii. Diyorsun. Sezgin Baran Korkmaz da aynı iddiayı gündeme getirdi. Daha sonra bunu geri çekti. Bunu niye yaptı? Aslında çok açık net bir şekilde bunu yapmasının gerekçesi şuydu. Aleyhinde yazılar yazmaya başlanmıştı ve aslında medyaya gözdağı verdi. Eğer aleyhimde yazı yazarsanız geçmişteki benimle para ilişkisini açıklarım diye. Şimdi ikinci olayda Halil Falyalı Cüneyt Özdemir üzerinden bu açıklamayı yaptığında yine Türkiye medyasındaki önemli isimlere aslında gönderme yaptı. Bir tarafta Sedat Peker. Sedat Peker de aynı zamanda Türk medyasında kimlere para verdiğini ve Türk siyasetinde kimlere para verdiğini en yakından bilen, bunu da biliyorsunuz aslında üstü kapalı olarak ima etti. O da aynı hamleyi yaptı. Yani kendi aleyhinde yazı yazabilecek herkese gözdağı verdi çok net bir şekilde. Yani geçmişte yan yana yürüdüğü isimlere dedi ki benimle ilgili herhangi bir olumsuzluk yaparsanız sizi ifşa ederim açıklamasıydı. Şimdi gelelim bugüne. Yani şunun altını çizelim Erk. Dünyanın hiçbir yerinde devletin izin vermediği hiçbir baron ortaya çıkamaz.
devletin izin vermediği hiçbir uyuşturucu işi yapılamaz. Devletin izin vermediği hiçbir yasa dışı bahis işi yapılamaz. Bunda devletin siyasetçi ilişkisi ve aynı zamanda bürokrasi, yargı, medya ve istihbarat yani güvenlik bürokrasisi olmadan yapılamaz. Şimdi buradan yola çıkarak olay şu. İsimler aslında Susurluk meselesi üzerinden. Susurluk ifşa olduğunda Türkiye'de kara para, mafya, uyuşturucu bitti mi? Hayır, sadece kimi isimler o kadar çok deşifre olmuştu ki siyasi organizasyon içerisinde bulunanlar ve devletin içerisindeki organizasyonlar bu isimlerden o kadar rahatsız olmuştu ki tasfiye ettiler ve yeni isimler beraberinde getirildi. Yine çok açık, hemen yakın tarih, Mayıs öncesi, 2 Mayıs öncesi Sedat Peker Türkiye'den gönderildiğinde kim cezaevinden çıkarıldı? Sedat Peker'in yerine kim ikame edilmeye çalışıldı? Ve o isim deşifre olduktan sonra aslında o isim nereye gitti ve nerede yaşıyor? Ve adres Kıbrıs. Bu açıdan ben Halil Falya cinayetini bir kez daha söylüyorum. Yani biliyoruz ki yine şeyde özellikle Kıbrıs'ta bir iş adamı, yasa dışı bahisin içerisinde olan, kendisinden 1 milyon pound istenen kişi büyükelçiye gidiyor. Büyükelçi bununla ilgili olarak bir anlamda gözdağı veriyor Türkiye Büyükelçisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve bir açıklama yapıyor o isim. Diyor ki abilerimiz isterse ben bu parayı da veririm. Ve dikkat edin, bu isimlerin tamamının Türk siyasetinde kimlerle fotoğrafı var? Kimlerle? Yani en güçlü adamlarla, en tepedeki adamlarla fotoğrafı var. Yani kısacası söyleyeceğim olay şu. Türkiye siyaseti ister demokratikleşsin ister demokratikleşmesin, ne olursa olsun, ister bugünkü yapı tasfiye olsun, mafya hep devam edecek, uyuşturucu her zaman var olacak ve yeni gelen siyasi iktidarlar bu işi kontrol edecekler. Abi ağzından bal damladı be. Değişmeyecek abi. Bu değişmeyecek. Öyle görünüyor. Evet. Bu 100 yıl önce de böyleydi. 100 yıllık cumhuriyet tarihinde de böyle. Osmanlı'da da böyle. Bugün dünyanın en gelişmiş demokratik ülkelerinde de böyle. Allah aşkına uyuşturucu dediğimiz olay Avrupa Birliği'nde yok mu? Tam oraya gelip Mustafa Gürbüz'e soracaktım orayı. Şimdi suç yani yine 2 Mayıs tarihinden itibaren yani bizim bildiğimiz işte iktidar siyasi rejime atfettiğimiz suçların bir bölümünü Sedat Peker sağlamasını yapmıştı. Yani hepsini söylemekte, hatırlatmakta yarar var aslında. Neydi onlar? Silah kaçakçılığı çok önemli bir yer tutuyor. Uyuşturucu kaçakçılığı çok önemli bir yer tutuyordu. İşte kara para aklama özellikle kumar bazında çok önemli bir yer tutuyordu. Bir de çok ilginç bir şeye bağlanıyordu bunların hepsi. Yani sanki bunlara devam edemezsek biz sizin önünüze set çekeriz gibi o işte verilen paralarda bir paramiliterizm gerçeği de karşımıza çıkıyordu. Dolayısıyla suç buralardan da bağlanıyordu. Şimdi şunu sormak istiyorum, yani paramiliterizmi çıkarırsak aslında bu suçların belli çevrelere yayıldığını da gördük biz. İran ve İngiltere işi, İngiltere kumar meselesinde görülüyor. İran her seferinde kara parada gözümüzün önüne geliyor. Bir de Kolombiya, Ekvator, Laskiye gibi yerler var yani. Kolombiya'dan Suriye'ye kadar uzanan yerler var. O zaman şunu soracağım. Yani Ali abi o zaman bu tabloya da baktığımızda daha iyimser kalıyor. Yani bu uluslararası bir boyuta taşınmış bir durum oluyor. O nedenle de temizlenmesi hani belki sadece Türkiye'de endeksli bir durum değil, ne diyorsunuz? Yani kesinlikle uluslararası boyutunu hiçbir zaman gözden kaçırmamak lazım sevgili Erk. Dediğiniz gibi bir ucu Latin Amerika, Güney Amerika'ya kadar uzanan bir trafik. Oradan bir hat oluşturuluyor. İşte Akdeniz'e, Suriye'ye, Laskiye'ye kadar. İran, Afganistan zaten bu işin hem geçiş noktası hem önemli bir üretim noktası. Dolayısıyla küresel bir
sistemden bahsediyoruz ve bu küresel sistemde telaffuz edilen rakamlar yıllık bazda milyar dolarlar. Yani dünya ekonomisinde şeye girmeyen, normal kayda girmeyen ama dolaşımda olan ve sistemin içinde bir şekilde dediğiniz gibi kara para aklama yöntemleriyle sisteme dahil edilen bu korkunç trafik işte sonuçta bir yerde şeye denk gelmediği zaman, çakıştığı zaman birilerinin çıkarları, siyasetçilerin çıkarlarıyla ya da herhangi bir şekilde birisi bu trafiğin içinde yer alan birisi kendi raconlarına aykırı hareket ettiği zaman işte bu şekilde infaz ediliyor. Ama neticede baktığımız zaman dönüp dolaşıp aynı sistemin ta bizim hatırladığımız kadarıyla 90'lar aslında daha da eskilere kadar gittiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Ben burada mesela çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. Şimdi bu Falyalı cinayetinin sorumlusu olarak İstanbul'da tutuklanan isimler kimlerdi? O 7 kişinin arasında Söylemez Kardeşler olarak bilinen Söylemezler Suç Çetesi, Mustafa Söylemez'in başını çektiği. Biz bu Söylemez Kardeşleri nereden hatırlıyoruz? İşte bir 90'lı yılların en meşhur olayı Susurluk faciasının gibi Susurluk kazasında adı geçen, yaralanan, çok ağır bir şekilde yaralanan Sedat Bucak vardı, biliyorsunuz, hatırlarsınız. Sedat Bucak'la Söylemez Kardeşler arasında korkunç bir, o dönemde bir mücadele vardı. Ali abi de iyi hatırlayacaktır. Söylemez Kardeşler özel bir helikopter kiralayıp ve o helikoptere roketler monte ederek Bucak aşiretini havadan yok etmeyi düşünecek kadar enteresan planlar yapıyorlardı o dönemde. O suç örgütleri arasındaki hesaplaşma o kadar ileri boyutlara taşınmıştı ki, düşünün, bir Siverek'te bir şey yapan, yer alan bir aşireti komple yok etmeyi planlayacak, düşünecek, organize olacak kadar silah gücüne, cephaneye sahip bir suç örgütüydü o zaman Söylemezler Çetesi. Karıştıkları suçların sayısı inanılmaz yani. O kadar çok şeyin siyasi cinayetin faili olarak yargılandılar ve ömür boyu hapis cezalarına çarptırdılar. Düşünün, bunlar 90'larda olan hadiselerdi. Geldik 2022'ye, hala aynı isimler tekrar dolaşımda. İşte az önce siz de işaret ettiniz. Sedat Peker'in yurt dışına çıkmasıyla birlikte kimler serbest bıraktırılıyor? Çakıcı. Çakıcı bizim hayatımızda neredeyse 1980'lerden beri. Ben çocuktum, Çakıcı vardı. Hala Çakıcı var yani. Biz bu isimlerden bir şekilde Türkiye kurtulamıyor. Ve dönüp dolaşıp belki yöntemler değişiyor. Belki şeyler değişiyor. Sistemler yenileniyor. Belki update ediliyor ama netice değişmiyor dediğiniz gibi. Uyuşturucu üzerinden, silah kaçakçılığı üzerinden dönen gayri resmi milyar dolarlar sürekli olarak yeni hesaplaşmalara, yeni infazlara, yeni cinayetlere yol açıyor. Bizler de gazeteci olarak bunu sadece anlamlandırmaya çalışıyoruz. Şu anda önümüzdeki verilere bakarak neyin ne olduğunu sadece anlamaya çalışıyoruz. Aslında meselenin özü çok çok daha derinlerde. Bunu hepimiz biliyoruz. Halil Falyalı cinayetiyle ilgili bir meslektaşımızın yazısından bir detay paylaşmak istiyorum. Belki bu yönüyle de bakmak lazım. Serdar Öztürk yazdı geçenlerde, deneyimli gazeteci. Kendisine teşekkür ediyorum. İzmir'de mesela FETÖ borsası diye meşhur davanın sanıklarından ve geçtiğimiz dönemde öldürülen Ahmet Kurtuluş, AKP İzmir İl Başkan Yardımcısıydı. Hatırlayacaksınız. Demin ismi geçen ve sanal bahis sektörünün şu anda kontrolünü ellerinde tutan sarallarla Ahmet Kurtuluş'u tanıştıran kim biliyor musunuz? Ahmet Kurtuluş'un çocukluk arkadaşı Sedat Peker. Ahmet Kurtuluş'a kurduruyorlar o dönemde. Bir bilişim şirketi kurduruyorlar. Bilişim şirketinin nerede kullanıldığını söylememe gerek yok. E2Nova diye bir bilişim şirketi. Tahmin edeceğiniz gibi sanal bahis yazılım işi yapıyor. Ve bu şirkette sarallarla
Ahmet Kurtuluş ortak oluyorlar. Serkan Atiker diye bir başka yazılımcı var. Yine aynen o şey, o da ortak oluyor. Ve Serkan Atiker Erk bundan birkaç ay önce Sarallar hakkında şikayetçi oluyor. Sarallar beni tehdit ediyor diye ve bu şikayet üzerine Sarallar'a operasyon yapılıyor. 2021'in Aralık ayının 21'iydi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Sarallar'a bir operasyon yapılıyor. Peşinden hemen çok kısa birkaç gün içinde Ahmet Kurtuluş'un o evinde öldürüldüğü, hatırlıyorsunuz, şoförü ve FETÖ borsası davasının da gizli tanığı olan, Spil isimli gizli tanığı olan Ufuk Gürbüz isimli bir vatandaş var. Yani Ahmet Kurtuluş'un da şoförü bu. Ona motosikletli iki kişi tarafından silahla şey yapılıyor. Yani saldırı. Ateş ediliyor, saldırı yapılıyor ama ölmüyor. Kurtuluyor bu şeyden. Şimdi yani baktığınız zaman öyle bir şey kurulmuş ki, öyle bir ağ kurulmuş ki her yer, herkes herkese değiyor bir şekilde. Daha da enteresan bir fotoğraf var. 2014 yılında Sedat Peker adaya gidiyor ve büyük bir konvoyla karşılanıyor. Çok büyük bir Girne'de böyle çok büyük bir kafile karşılıyor kendisini. Karşılayanlar arasında Ahmet Kurtuluş var, Ufuk Gürbüz var, demin işte adını çektiğim şoförü var. Ve bir yerde o ziyareti üç gün, aşağı yukarı 2-3 gün kalıyor orada. Sedat Peker işte kendisi kendi şeyine göre önemli görüşmeler yapıyor adada. Ve bir o ziyaret trafiğinin içinde bir lüks bir minibüs yanaşıyor. Bunu Serdar Öztürk'ün yazısından yine aktarıyorum. O lüks minibüsten tabii ki tahmin edeceğiniz gibi şey iniyor. Halil Falyalı iniyor ve Sedat Peker'le bir VIP minibüsün içinde bir görüşme trafiği oluyor. Ahmet Kurtuluş da var o görüşmede. Şimdi Ahmet Kurtuluş kim? Dediğimiz gibi AK Parti İzmir FETÖ borsası İzmir. FETÖ borsası davasının sanıklarından biri. Ve infaz ediliyor evinde. Mustafa Bey'in sesini alamıyorum. Sesli bir sorun çıktı. Şu anda ses geliyor mu Mustafa Gürbüz? Mustafa Bey döndü galiba. Peki. Burada bir şeyi de belki atlamamak lazım. Şimdi biz bu trafiği konuşuyoruz. Evet, hani isimler de şuydu buydu ama şimdi enteresan bir şey. İlkin sen söylemiştin, sonra ben de baktım, hani bu Amerika Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi Güney evet. Kıbrıs'a geldi demiştin. Orada işte bir takım görüşmeler yapıyor diye. Şimdi Kuzey Kıbrıs'a da geldiği söyleniyor ki gene Kıbrıs'ta. Aynı görüşmeleri aynı kişilerle yapıyor yani, gazeteci, bürokrat. Gazeteci ve siyasilerle görüşüyor. Hı-hı. Zamanlama da çok enteresan geldi bana. Yani tam Falyalı öldürülmeden önce geliyorlar galiba Güney'e. Şimdi Kuzey'e geçiyorlar. Yani Amerika'nın şimdi 2015 yılında bir soruşturma başlatmış zaten hani Falyalı'ya ilişkin. Tamam, elinde bütün delilleri de var. Tamam, şey yapamıyor, gözaltına alıp tutuklayamıyor çünkü Kıbrıs tanınmıyor, Kuzey Kıbrıs tanınmıyor. Ama şu dönemde gelmesi adaya ve iki tarafta da bu konuda görüşmeler yapması, kimlerle görüştüğünü bilmiyoruz ki, bence kolay kolay da öğrenemeyeceğiz. Çünkü evet. Görüştüğünü söyleyen herkesin yaşamı risk altında olacaktır muhtemelen. Zamanlama enteresan, yani Amerika bir şeylerin peşinde bir takım yeni dosyalar hazırlıyor gibi geliyor bana bir yandan. Ve bunlar bu hazırladıkları, hani silahta hazırladıkları bir gri dosya biliyorsun, El-Kaide ve cihatçı örgütlerle. Bu onun işte bu kara para ayağında ortaya çıkan bir dosya. Ne yazık ki Türkiye'de aslında hani suçlu ülke konumuna getirmek için bu girişimler ellerinden geleni yapıyorlar maalesef. Biz getirmedik yani. Getirenler evet, düşünce konu. Aynen biz öyle, olmasın maalesef diye zaten uğraşıyoruz. Evet, şimdi senin biraz hasta olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla Mustafa Gürbüz'ün sözü yarım kalmıştı. Ona sözünü tamamlatalım ve bu bölümü bitirelim. Evet, yani toparlayacak olursak en başından beri biz neye işaret ettik? Siyaset, mafya, bürokrasi üçgeni. Zaten bu işin o değişmez sacaya. Bunun üstüne uluslararası küresel boyutta bir sistem olarak, sistemi parçalar olarak düşüneceğiniz paramiliter güçler var. İşte bir takım uluslararası
oluşumlar var, suç oluşumları var. Korkunç bir para akışı, bir para trafiği var. Sürekli yenilenen sistemler var, update edilen sistemler var. Ama temelde dediğimiz gibi şey hiç değişmiyor. Yani bu örgü, bu yapı, bu akışkanlık, yani bu trafik bir şekilde şeyini buluyor, yolunu buluyor. Dünyanın her tarafında dediğiniz gibi bu şey de fark etmiyor. Yani illa üçüncü dünya ülkeleri ya da Doğu Blok ülkeleri olarak fark etmiyor. En moderninden, en batısından, en doğusuna kadar bütün dünya ülkeleri bu sistemden paylarını alıyorlar. Kendi üstlerine düşen şeyleri yaşıyorlar. Yani bunun dışında kalmaları şu ana kadar mümkün olmadı. Hiçbir sistemi devletin mümkün olmadı. Ama baktığınız zaman neticede tabii ki Doğu Blok'u veya işte Rusya, işte İran, Afganistan, nispeten Türkiye, Libya gibi ülkeler tabii ki çok çok daha risk grubunda. Ama Batı'da da dediği, Ali abin dediği gibi, yani Batı da bunun dışında değil. Belki bir ölçüde daha kendilerini izole tutabiliyorlar bir yere kadar. Ama mutlaka sonuçta sistem oraya da bir şekilde değiyor. Peki. Çok teşekkür ederim Mustafa Gürbüz gazeteci. Çok teşekkür ederim Ali Tarakçı Ali abi gazeteci. Ve Ayşe Yıldırım bizi hasta haliyle kırmadı. Benim programıma geldi. Çok teşekkür ederim. Üstelik araştırmalarıyla. İkinci bölümde devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara verelim. Teşekkür ederim.